Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız? İyi misiniz? Herkes perişan. Gökyüzü perişan. Hallaç pamuğu gibi Uranüs birbirine girmiş. Plüton kırıcını çekmiş. Mars tek hare yapmış. Biliyorsun Akrep Burcu'nun çift yöneticisi var. Biri Mars ve Plüton. Plüton. Fakat her şeye rağmen Jüpiter yengece Jüpiter gelmiş. yengeçe geldi. Yeni ay Temmuz'da yengeçte olmuş ve Akrep bu olaylara sevgili Boğa Burcu ile beraber hafif Evet, atlatmış. evet. Bence Temmuz ayının en iyi burçlarından biri Akrep. Evet, ben Akrep, Boğa ve Balığın iyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Gerçekten. Ama Akrep'in toparlanacağını düşünüyorum. Yani biraz yönetici gezegenleri biraz bazı gerginlik yapacak ama yani o çevreden üzüntülü haberler almak, mutsuzluklar, keyifsizlikler filan XYZ. Ama genel olarak Akrep Burcu'nun iyi bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Evet, gün gün bakarım bir de nerelerimiz var sevgili Demet elimizde. Ayın ilk günü Venüs-Satürn arasındaki kare açı biraz özellikle ilk dekanda doğan akrepleri özellikle maddi konularda olabilir veya ilişkilerde olabilir. Birazcık bazı sıkıntılar, kısıtlanmalar ya da yetersizlik duyguları nedeniyle duygusal sıkıntılar verebilir. Evet. Ayın ilk günü. Arkasından 2 Temmuz'da Güneş Plüton karşıtlığı var. Yengeç Oğlak burcu arasında olacak bu. Ardından 4 Temmuz'da Güneş Uranüs karesi var. Koç Yengeç burcu arasında. Birinci derecede akrepleri etkilemiyor bunlar. Olumlu değil, olumsuz da değil. Yani Yani evet, çevrelerinde çevrelerinde olumsuz olabilecek haberler bazı gelebilirler. kavramlar. Kazalar, sıkıntılar, problemlerle ilgili olumsuz haberler alabilirler. 8 Temmuz'dan itibaren asıl dönemimiz başlıyor. Yengeç Burcu yeni ayı 8 Temmuz'da olacak, 16 derece yengeçte. Merkür de Yengeç Burcu'nda retro, bu yeni ay süresince bu şekilde ilerliyor. Zaten yeni ayda da kavuşuyor Merkür. Seyahat mi olabilir? Bir yani, Yolculuk tabii. yolculuk, Yolculuk. belki eskiden gidilen bir yere tekrar gitmek veya eğitimle ilgili önceden tamamlanmamış bazı kavramların bu yeni ay ile birlikte tekrar ortaya çıkması. Yine medya yayıncılıkla ilgili konular, hukuksal konular. Hukuksal konular, radyo, televizyon Evet, yayıncılığı, evet, seyahatler, evet. eğitimle ilgili konuların çok fazla gündeme geleceği, yarıda kalan bazı yapıların ortaya çıkacağı, galiba üniversite sınavlarının da açıklandığı bir ay bu ay. Evet, tabii. Bazı Evet. akrep burçları güzel haberler Evet. alacaklar üniversite sınavı ile ilgili. Çünkü Venüs ve Uranüs'ün de bir güzel haritada yapısı var 8 Temmuz'dan sonra. Fakat arkasından 13 Temmuz'dan sonra Mars Yengeç burcuna geçiyor. Mars yengeçte. Şimdi Mars Yengeç burcunda aslında düşük ama akrebe olumlu. Birinci çürev içe dönük. İçe dönük hareketler duyguların etkisinde oluyor. Yani biraz gergin olabiliyor, biraz kaprisli bir dönem geçiriyor ama 9. evde olduğu için yani ben şöyle söylerim, istemediği bir bölümü kazanan ama üniversitede de iyi bir bölüm kazanan bir genç çocuğa benzer bu. Yani ben XYZ matematik mühendisliğini istiyorum, onu kazanamadım. Ben teknik üniversitesinin inşaatını kazandım ama yani kazandığını beğenmez, verilen bazı değerleri beğenmez, bazı şeyleri çok dışa dönük bir şekilde yaşamaz. Mars Yengeç Burcu'nda biraz kaprislidir. Evet, Kolay evet, beğenmeyen bir yapıdadır. evet. Ama bu akrebe de iyi gelir. Yani sonunda ya ben bir şey söyleyeyim, gökyüzü berbat durumda. Pek çok problem var. Yani hangisini yorumlayacağımızı şaşırıyoruz. Ya yani inanır mısınız? Yani öyle bir şey ki kamyon çarpmış bir acil doktoru. Kamyon çarpmış bir bireye bir acil doktoru nasıl müdahale edemezse biz de gökyüzünün neresinden tutacağımızı şaşırıyoruz. Temmuz'u tutamıyoruz gerçekten, hiçbir yerinden Elinden tutamıyoruz. tutamıyorsun yani Haziran dönemi ama baksana sokaklara. Yani Brezilya'sından Türkiye, Yunanistan'dan Bulgaristan'a. Yani Bulgaristan'da ne oldu yani? Bulgaristan neden halk sokakta? Yani anlamadım bir şekilde. Hadi tamam Bulgaristan'ı da anlıyoruz ama elde tutulacak bir şey yok. Yani elinizdekiyle yetinin diyorum Mars Yengeç'e geldiğinde. Şimdi bu 22 Temmuz'da iş ve kariyerle ilgili bir destek açısı var. 22 Temmuz Dolunay'ı etkisi. 17 Temmuz'da da
Akrep burcunu etkileyecek büyük bir gezegen o döngüsü. Güzel bir üçgen. Özellikle uzun vadeli girişimler için. Sadece evet. Temmuz ayı ile ilgili değil bu. Büyük i̇şte, gezegen olduğu için. Evet. Bunları... Satürn, Neptün, Jüpiter. Evet. Mesela bugün evlenebilirsin. Evet. Bugün önemli bir Merkür ne kadar retro olsa da mecbur kalırsan evet. Bir anlaşma yapabilirsin. Ayın, şöyle tavsiyede bulunabiliriz. En iyi yani Temmuz ayında güzel bir gün ne zaman diye soracak olursanız eğer. 16, 17, 18. 16, 17, 18 Temmuz bu ayın en olumlu günleri tabii, diyebiliriz. En olumlu günleri işte bu 22 Temmuz'daki gerçeği söylemek gerekirse Kova Burcu'ndaki Dolunay'la da alakalı. Akrep Burcu'nda Kova Burcu Dolunay'ı çoğunlukta ne yapar? Kova Burcu'nun yine aile, evle ilgili kavramlar, ebeveynlerle ilgili bazı kavramlar bu Dolunay'da sonuçlanabilir. Bazı dönüşümler olabilir, değişimler olabilir veya beklenen haberler Dolunay'da daha çok gelebilir. Mart kavuşumu Jüpiter'in türevi, birinci evet. Türevi seyahate çıkmak. Evet. İkinci türevi hukuksal anlamda bir hakkını almak. Üçüncü türevi evle ilgili eğer bir sorunun, bir sıkıntın varsa, kanuni bir problemin varsa bu kanuni sıkıntının bitmesi Satürn anlamına geliyor. Satürn karesi var orada. Belki sorumluluklar, bazı sorumluluklarla evet. Da yüzleşme. Evet. Yani çünkü Dolunay esnasında Satürn karesi var. Yani ailedeki bazı kişilerin sorumluluğunu almak zorunda. Evet. Ama ailedeki çok yaşlı kişilerin de sağlıkları risk altında. Yani bunu evet. Unutmayın. Plüton'un Mars'ı bu kadarken yani o kadar evet. Da şirin konuşamayız. Evet, evet öyle bir durum var. Aileyi etkileyen kavramlar olabilir. 22 Temmuz'da burç değişimleri var. Venüs Başak Burcu'na geçecek. Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Yine iş, kariyer, iş çevresindeki faaliyetler, arkadaş grupları ayın 20'sinden sonra biraz daha yoğunlaşacak bu Dolunay'la evet, beraber. Evet, orada sevgili Demet, hı-hı. Ona ben katılıyorum da şu 28 Temmuz'dan çekiniyorum. Evet, ayın son haftası, özellikle son 4 günü riskli. Olmasa da olur diyeceğimiz bir 4 gün o. Özellikle çünkü, 28 Temmuz'daki Güneş-Satürn karesi. Ya bak şimdi o 28 Temmuz'daki Güneş-Satürn karesi tek başına. Ekim yılan, sonu doğanlar için. Ekim sonu, tabii ki Ekim sonu doğanlar için. Yani o 29 Ekim, 30 Ekim. Evet, ama bu 28, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 29 Ekim. Tam güneşin üzerinde yani zaten. Tam güneşin evet, üzerinde evet, kare var 29 Ekim. İkimizi etkileyen genel bir etki. Çünkü Mars, Plüton karşıtlığı, Mars, Uranüs karşıtlığı da ülkemizi etkiliyor. Diyorsun? Hepsi ülkemizi etkiliyor. Türkiye'nin yönetici gezegeni, iki yöneticisi karşıt 28 Temmuz'da. Bakın bu tip gezegen açıları çok ağırdır. Yani bir Akrep Burcu arkadaşımız temkinli olun, dikkatli olun. Bu Mars'ta Plüton, bir de bu bizim bireysel biliyorsun günlük yorumlarımız var. Evet. Bu günlük yorumları sen yapıyorsun bilinçokunda biraz detay versene. Evet. Onlar da bugünleri Akrep Burcu tek tek seni dinlesin. Evet, bir artık. Günü yani günleri dinlesin ve o günlerde temkinli davransın. Evet, bilinç okulu ekibi olarak haftalık ve aylık yorumlarımızın dışında belki de dünyada ilk kez günlük yorum hazırlıyoruz. Her gün günün genel gökyüzü hareketlerini değerlendirip burçların da değerlendirmesini yapıyoruz. Günlük olarak takip ederseniz çok daha faydalı olacaktır sevgili akrepler. Sevgili akrepler, ay sonunda iş ve kariyer hayatına ve sağlığına dikkat et sevgili akar. Hoşçakalın.